Efendim Ender'cim. Alo. Vural'cığım. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Beni kırmadığın için çok mersi. Seni kırmayacağımı bildiğin için beni aradın zaten. Neden böyle bir şey yaptın bilmiyorum ama umarım işe yaramıştır. Vural'cığım, Hasan Ali Bey tek başına olmak, tek başına hareket etmek istiyor. Yani ortakları hiçe sayıyor. Ben ona dişimi göstermeliydim. Ki kadınları görmezden gelmesin, değil mi? Allah'tan diğer firma sizden daha iyi teklif vermişti. Yoksa çok zordu biliyorsun değil mi? Canım sence benim seni aramam tesadüf mü? Herkesin attığı adımdan haberdarım ben. Ne diyebilirim? Şapka çıkarıyorum sana Ender'cim. Çok mersi tekrar Vural'cığım. Bye bye canım, bye bye. Ne yapalım? Bazen bir erkeğin aşık olabilmesi için kendini kahraman gibi hissetmesi gerekir. Değil mi Ender? Evet. Alo. Ha, alo. Ablacığım, sabah Mahmut'u kafaladım. Şimdi Sıtkı'yı takipteyim. Tamam ama bir hareket yok bugün. Yani bütün gün... Zehra'nın arabasında oturdu durdu. Okey. Belki... Yani dikkat çekmek istemiyor olabilir. Yarın yine takibi alalım. İyi tamam o zaman. Ben şimdi kuru temizlemeye dönüyorum. Alright. Baba canım. Hadi öptüm canım. İyi misin? Elbette. Gerçi benimki de saçma bir soru oldu ama Hasan Ali Bey resmen şov yaptı. Yersiz bulmuşsun demek ki. İyi ki bizim yönetim kurulu başkanımız değilsin. Yersiz bulmadım ama şaşırdım. Hasan Ali Bey tek bir lafınla senin projeyi iptal etti. Tuhaf geldi açıkçası. Ortaklarına kıymet veriyor demek ki. Yani sana tuhaf gelmesini anlayabiliyorum. Önceliklerinin başka şeyler olduğunun farkındayım Mert. Her söylediğim yanlış anlaşılıyor. Eğer ben art niyetli olsaydım, buraya gelip sana nasıl olduğunu sorar mıydım? Mert'cim, hal hatır sormakla durum tespiti yapmak arasındaki farkı biliyorum. Olsun, merakını ve telaşını anlayabiliyorum. Ben de senin yerinde olsam en az senin kadar tedirgin olurdum. Sanırım hep yanlış anlaşılacağım. En iyisi ben konuyu uzatmayayım. Görüşürüz. Nasıl da panikledi. Sinsi şey.